Asrın İş Adamları Derneği Konya Şubesi Ticaret Çalıştayı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını Asriyat Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ yaptı. Asriyat, genel merkezi İstanbul'da olan 30'un üzerinde il ve dünyanın muhtelif yerlerinde temsilcilikleri bulunan, inancından kaynaklanan büyük bir sorumluluk anlayışı ile iş hayatında var olmak, örgütlü bir yapı oluşturmak ve sorumluluğunun gereğini hakkıyla yerine getirmek düşüncesinde olan, insanların farklı kültürlerden oluşan, tek bir değer altında toplanan, iş insanlarının teşebbüsüyle 2017 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Genç Asriyat Konya Şube Başkanı Fuat Çatal da Genç Asriyat'ın amacına dikkat çekti. Genç Asriyat, Asriyat'ın gelecek kuşaklara doğru ve güçlü bir şekilde devredilmesini sağlamak için, yarının iş adamlarına rekabetçi bir yetişme ortamı hazırlamak için, üniversitelerde genç asriyat yapılanmasını gerçekleştirmek için, gençlik organizasyonunun faaliyetlerini planlamak ve yürütmesini koordine etmek için var gücüyle çalışmaktadır. Programda söz alan Genç Asriyat Genel Başkanı Mustafa İnan Güreç de birlik beraberlik mesajı verdi. Biz her şeyden önce kardeşlik hukukumuzu kuracağız. Kardeşlik hukukumuzu sapasağlam kurarsak Allah'ın izniyle ticaret de yaparız, hayır da yaparız, teşkilatçılık da yaparız, faaliyet de yaparız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kıymetli toprakların bizden talep ettiği her şeyi Allah'ın izniyle yaparız. Günümüzde ticaret anlayışının değiştiğini söyleyen İş Geliştirme Başkanı Hüseyin Bulut ticaret vurgusu yaptı. İnsanlar artık ticaretlerini tamamen online ortamda ticari e-ticaret platformlarına çevirmiş durumda ki uluslararası ticaretler bile şu an için e-ticaret platformlarının üzerinden dönüyor ve ciddi manada rakamlar çok yüksek. Artık ihracat yapan insan için bile bir e-ticaret sitesinin üzerinden çalışması çok büyük kolaylık. Bununla ilgili de Asriyat bünyesinde Asriyat AVM olarak kurulmuş bir web sitesi, bir oluşum var. Konya'nın ihracat verilerini paylaşan Teşkilatlandırma Başkanı Adem Toka, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Konya'mızın ihracat rakamları son 3 yıla baktığımızda 2020 2.1 milyar, 2021 yaklaşık 3 milyar, 2022 ise 3.2 milyar dolar ihracatı ile üretim üssü olan Konya şehrimizin içerisinde bu rakamların bir parçası olmak bizlere daha iyisini yapacağını göstermektedir. İş insanı Sami Tekin de Asriyat bünyesine mensup olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ben burada Asriyat ailesine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Söylediğim gibi bir yıldır aranızdayım. Bugüne kadar üretici olmamın göstermiş olduğu sıkıntıyla ve faydalarla, başarılarla bir yere gelmiş bulunmaktayız. Bu başarılarımızın biraz daha ivme kazanmasına neden olan Asriyat, kendi bünyemizde bulunan sosyal medya danışmanları, genel merkezimizle görüşmüş olduğumuz ihracatta sağladıkları faydalar, dış ticaret alanında çeşitli personelin bizlere sağlanması bizleri biraz daha cesaretlendirdi. Çalıştay'a MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan da katıldı. Değerli iş insanları, ülkemiz ekonomisinin büyümesinde siz iş insanlarımızın önemi tartışmaz bir gerçektir. Asriyat gibi derneklerde yapmış oldukları bu gibi programlarda ekonomimize yön verirken birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak asıl milletimizin menfaatine olan her çalışmayı destekliyoruz. Yapılan konuşmaların ardından Asriyat ve Genç Asriyat üyelerine plaket takdimi yapıldı. Evet.